gittikçe ayılıyorsunuz. Ayılmama yardım ederseniz memnun olurum. Akşam biraz sarhoştum galiba. Ama gene de istediğinizi yaptınız. Hı? Anlamadım. Yani hatırlamıyor musunuz? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Demek hatırlamıyorsunuz. Hatırlayamıyorum. Ya. Buna böyle canım tiyatro oynar gibi. Lütfen anlatır mısınız her şeyi? Dün gece böyle resmi değildin. Anlatmanı istiyorum. Neler oldu dün gece? Çok şey. Ben Canan'la evleneceğim. Bana kimse engel olamaz diye bağırıyordum. Adınız Canan demek. Müşerref oldum. Dün gece tanışmıştık. Unut dün geceyi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum çünkü. Peki ben ne olacağım? Ne demek canım? Ben ne olacağımdan ne demek? Dün gece bana yaptıklarından sonra bu tavrını anlayamıyorum doğrusu. Ha, ne yapmışım? Sahip oldun bana. İhbar ettin beni. Gerçi kız değilsin artık ama hamile de değilsin. Neden bir çocuk beklediğini söyledin babana? Beni anlayacağınıza inanıyorum. Birini seviyorum ben. Hem de deli gibi. Ama babam kim olduğunu duyarsa küplere biner. Onun için mecbur oldum böyle yalan uydurmaya. Aşkın ne olduğunu bilirsiniz. Herhalde siz de genç oldunuz. Yalvarırım bu yalanımı babama söylemeyin doktor amca. Çocuğu aldım dersiniz olur biter. Olur mu? Peki deli kız, öyle olsun. Yaşayın siz değil mi? Hey deli kız! Bir şey unutmadın mı? Merhaba. Hoş geldin Arzu. Annen yok mu? Yok. Ne Hadi çıkar bakalım dilinin altındaki baklayı. Ne baklası? Aa, sıkma söyle işte. Sende bir değişiklik var bugün. Allah Allah. Daha bu kadar yeniyken ilk bakışta belli oluyor mu? Ne belli oluyor mu? Hamile oldum canım. Neler söylüyorsun? Ah, niye şaşırdın şekerim? Artık kimse çocuk diyemeyecek bana. Gerçek mi bu? Ah, gerçek ve güzel. Hem de öyle güzel ki tahmin edemezsin. Ah, sana da tavsiye ederim. Deli, zaten evleniyorum ben. O halde elini çabuk tut. Boşuna geçirdiğin kızlık günlerine çok yanarsın sonra. Kim? Ne kim? Anlamamazlıktan gelme. Bu işi yapan kim? Ah, öyle yakışıklı ki. Tanıyor muyum? Ah, tabii. Coşkun? Bilmem. Çok karanlıktı seçemedim. Alay etme benimle. Baban biliyor mu? Deli misin? Duyarsa öldürür beni. Kim? Söyle kim diyorum? Kim yaptı bunu? Rezil oldum. Rezil! Söyle kim olduğunu, belki bir çaresini bulurum. Kim? Keşke Hülya söylemeseydi. Abim çok sinirlendi. Bir
Yaprakları dökülen kocaman bir çınara benziyor ailemiz. Bir zamanlar sapasağlam duran kökümüz çürümüş, kokuşmuş şimdi. Bunun en korkunç örneği de şu içerideki zavallı kız. Benim kızım. Suç sadece onun mu? Hayır. Hayır, biraz senin gibi bir sarhoşun, biraz senin gibi bir kumarbazın, belki de biraz benim gibi bir zavallı. Neden? Neden biz böyle olduk? Bunun bir sebebi olmalı. Kim olabilir Hatice abla? Kim? Ya şüphelendiğim gibiyse? Sus, Allah korusun. O zaman yaşayamam. Ölürüm. Celal! Doldur dedim şunu ya. Nerede? Kaçtı. Allah kahretsin seni. Yürü, kimse görmeden uzaklaşalım buradan. Kadın zımarladan çıkarma, söyle nerede duruyor? Kocacığım, beni dinle biraz. Dinleme seni. Hemen çivilemem lazım. Kocacığım, ne olur elini kana bulama, çivileme onu. Çivileyeceğim dedim. Peki, madem çivileyeceksin, söyleyeyim nerede olduğunu. Kalleş karı, demek ki beni çivileteceksin, Allah senin cezanı versin değil mi? Örtünün altında. Örtünün altında mı? Güzel. Demek ördüğün altında değil mi? Ya güzel! Yahu kadın delirtecek misin beni? Keserli çivinin burada ne işi var? Ne? Keserli çivi mi? Yahu keserli çivi dedim! Yani sen keserli çiviyi mi arıyordun? Tabii ya! Yok neyi arayacaktım? Yani bunun için mi bağırdın bana? Tabii ya! Hadi ya! Yüreğimi ağzıma getirdin be! Kusura bakma karıcığım, biraz sinirliyim de. Dokunma bana ıslak ıslak! Başlatma sinirinden de. Hadi mutfakta ara ne arayacaksın, hadi yallah bak, hadi! Git karıcığım! Hadi çık oradan kaybol, hadi!
Hadi çabuk çık. Masumum, masumum ben. Ne masumu, hala masumum. Sen dedin. Çık be. Hadi, ne oldu, bir şey var? Islandın? Ben korkudan ne yaptığımı biliyor muyum? Hay Allah.